nasıl buldunuz? Çok güzeldi, çok hoşumuza gitti. Daha devamlarını da bekliyoruz. Onun için geldik biz. Daha önce hiç tiyatroya gelmediydim ama çok beğendim. Devamlı olmasını istiyorum. Bundan sonra gelmeyi istiyorum yani. Güzel, hoşuma gitti yani. Peki Necip Fazıl Kısaküreğin bu hikayesini biliyor muydunuz? Yok, bilmiyordum. Daha yeni öğrendim. Oyunu nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok güzel buldum. Güzel hazırlanmış ama biraz eksikleri var. Biraz fazla karanlık olduğu için tam oyuna girerken lambaların sönmesi beni biraz rahatsız etti ama çünkü serilik yok. Seri izlemek isterdim. Hazırlıklar yavaş, hızlansınlar. Memnun olduk gene de Can. Gene de güzel. Oyunu nasıl buldunuz? Oyun çok güzeldi. Oyuncuları ve Arif Hanım zaten tanıyordum ben. Merak ediyorduk. Oyun gerçeklere uygun, yaşanmış ve yaşanma ihtimali olan ve tekrarlanabilecek bir oyun. Bu tür hatalar her zaman olabilir. Sonuç çok güzeldi. Çok memnun kaldık. Oyuncularımızı ve tüm ekibi de tebrik ettik. Başarılı diledik. İnşallah takip ediyoruz. Yeni oyunlarla beraber olacağız inşallah. Bu oyunu tercih etmemizdeki sebep çağımızın hastalığı olan merhametsizliğimizi, kıyıya vuran insanlığımızı en iyi anlattığını düşündüğümüz eser olduğu için seçtik. Ana fikrimiz merhametsiz, taşlaşan kalplerimiz. Yani tek kurtuluşumuzun hepimizin birbirini affetmesinde olduğunu göstermek istedik. Oyuna ne kadar sürede hazırlandınız? Oyuna 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlandı. Amacımız gençlerimizi milli ve manevi değerleri etrafında toparlayabilmek. İstiyoruz ki onlar ne kadar zengin bir kültürümüz ve tarihimiz olduğunu görsünler, atalarını tanısınlar. Necip Fazıl, hani Avrupalıların ya da Batılıların Shakespeare'leri varsa, Molière'leri varsa bence de Anadolu topraklarında da bir Necip Fazıl var. Bizim aslında dünyaya yayamadığımız bir kötü bir reklamımız var. Şu Reis Bey oyunu bence bir Molière ne kadar ünlüyse, bir Shakespeare ne kadar ünlüyse o kadar iyi bir derecede piyasaya sürülebilecek gerçek bir varlık oyunudur. Neden bu oyunu tercih ettiniz? Üstad da demiş, ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz diyor. Gerçekten biz bu sözün anlamını bilmiyorduk. Ta ki bu oyunu oynamaya başlayana kadar. Oynadıkça anladık, oynadıkça anladık ve tabiri caizse ağladıkça anladık diyelim.